Türk savunma sanayinin yazılım evi ve simülasyon merkezi Havelsan başarılarını ihracat ile taçlandırıyor. Pakistan'da Fransız yapısı denizaltıları modernize eden Havelsan, Endonezya'da 3 yeni Advent yönetim sistemi ihalesini kazandı. Asya Pasifik pazarında hızla büyüyen Havelsan, sadece uzak değil, yakın coğrafyada da yeni projelerin peşinde. Askeri ve sivil ihaleleri takip eden Havelsan'ın hedeflerini uluslararası iş geliştirme ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Şevket Ünal anlattı. Aşağı doğru baktığımız zaman Güneydoğu Asya, Avustralya gibi çok geniş bir coğrafya var. Oralarda bir şeyler, bir ihracat haberi bizim açımızdan çıkabilir mi? Evet. Şimdi yurt dışına baktığınız zaman gerçekten Pakistan bizim ilk örneklerimizden birisi. Önemli deneyimler de kazandık. Bu deneyimlerle beraber biz zaten Asya Pasifik'te de bayağı faaliyetlerimizi sürdürüyorduk uzun yıllardır. Bunların önünde gelen ülkelerden bir tanesi de Endonezya. Endonezya'da bu sene 3 tane OPV'nin Advent Savaş Yönetim Sistemi projesinin entegrasyonunda almış bulunuyoruz. Halihazırda devam eden farklı projeler de var. Asya Pasifik'te baktığımız zaman Endonezya bir numarada. İkincisi Malezya, inşallah yakın zamanlarda orada bir şeyler duyurma fırsatı bulacağız. Sonra Filipinler'de çalışmaya başladık. Filipinler'de daha çok simülatör eğitim alanda gidiyoruz ama ülkeye bir defa girdiğiniz zaman farklı alanlarda büyüme şansımız olacak. Asya Pasifik'te başka bir ülkemizde Bangladeş. Bangladeş'te farklı katmanlarda, kategorilerde çalışıyoruz. Deniz kuvvetleri orada yine ağırlıklı savaş yönetim sistemleri ve sahil gözetleme güvenlik sistemleri vesaire. Bunlar da orada detaylı bir şekilde oranın ilgili makamlarıyla görüşüyoruz. Tabii bu bir de öğrenme süreci. Türkiye'yi zaten haberlerden son dönemdeki işte Azerbaycan olsun, Libya olsun, Suriye'deki operasyonlar olsun. Bunlar gerçekten Türkiye'deki savunma sanayinin yurt dışındaki önünü açmış olarak görüyoruz. Bu nedenle İDEF'te de öyleydi. Çok fazla yoğun bir ilgi, alaka, talep de vardı. Yeni geliştirdiğimiz çözümler, ürünlerle ilgili de yurt dışından çok sayıda ziyaretçi de kabul ettik. Onlara da kendimizi tanıtma fırsatı buluyoruz ve projeye getiriyor. Deneyim, yeni deneyimleri getiriyor. Ben tabii biraz daha yakınlara doğru geleceğim. Bir başka işte Pakistan gibi kardeş ülke Katar. Katar merkezi yeni gelişmeler var mı? Böyle bir Katar'dan da bölge, evet. Orta Doğu, Afrika neler var oralarda? Evet. Katar'da gerçekten önemli ülkelerden bir tanesi. Bundan 4-5 sene önce AV-139 simülatörünü teslim etmiştik. Geçen sene JWTC, Joint Work Training Center'da kurduk. Yani müşterek eğitim harp sisteminde kurduk. O da çok büyük bir kendi binasıyla, yapısıyla beraber entegrasyonu da yaptık. Katar emri tarafında gelip ziyaret edilmiş bir çözüm, eğitim merkezi. Onunla beraber Katar'da da yine hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde farklı projelerde çalışıyoruz. Simülatörler yine orada ön planda gidiyor. Katar silahlı kuvvetlerin, hava kuvvetlerinin eğitim ihtiyaçları çok fazla. Tabii Türkiye'ye baktığınız zaman da biz Türkiye olarak onlara hangi çözümler gerekiyorsa ve Türk ordusunun aslında tecrübelerin, deneyimlerini onlarla paylaştığımız için bize de gerçekten güveniyorlar. Ve bu konuda bizim de aslında danışmanlığımızı da bir yerde alıyorlar. İnşallah orada da farklı ülkeler olduğu gibi yakın zamanda güzel haberler de olacak. Farklı simülatör eğitim merkezlerinde hali hazırda çalışıyoruz. Ve tabii ki sivil pazara doğru da soru sormak istiyorum. Hatta bir A320 Neo simülatörünüz var. Benim de uçma şansını elde ettim gerçekten. Görüntü kalitesiyle, sistemleriyle çok başarılı olmuş. Sivil pazarda da Boeing 737 NG serisiyle başladınız. 737 Max var, A320 Neo var. Giderek bu konuyla ilgili çalışmalarınız genişliyor. Sivil pazar tabii askeriye göre çok farklı ama bir ihracat haberi, bu konularla ilgili gelişmeler ne durumda acaba? Evet, sivil pazarda Türkiye'de öncelikli olarak Türk Hava Yolları'nın simülatörlerini sağlıyoruz. Dediğiniz gibi Airbus'larda olsun, Boeing'lerde olsun onların ilk teslimatlarını yaptıkça biz bunları niçin önemsiyoruz? Bunları yaptıkça biz yurt dışına referans göstermemiz lazım. Şimdi yurt dışında biz farklı ülkelerde oranın sivil hava yollarıyla görüşmelerle başladık. Onların ilk sorduğu soru da siz bunu nerede kullanıyorsunuz? Yani hem savunma tarafında, askeri tarafında hem de sivil tarafta referansınız nedir? Ha, burada da Türk Hava Yolları tabii ki dünya markası. Dünyanın silahlı kuvvetleri gibi Türk Hava Yolları da bir dünya markası. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bazı küçük ülkeler onu bunu göstermesi lazım referans olarak. Ama bizim şansımız şu ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin referans gösterdiğimiz zaman tamam diyor. Bu yeterli büyük bir referans. Türk Hava Yolları'nı
referans olarak gösterdiğimiz zaman gerçekten büyük bir referans. Yani 3-5 tane küçük ülke yerine Türkiye'deki referanslarımız bizim önümüzü açıyor. Bunlar Türkiye'de kullanıldıkça yurt dışında bizim de önümüzü açıyor. Gittiğimiz ülkelerde, Bangladeş'te olsun, Endonezya'da olsun, Umman'da bazı projeleri şimdiden hazırlanmaya da başladık. Oradan RFI'lar geliyor. Onlara da tekliflerimizi yakın zamanda hazırlayıp sunacağız. Ama öncelikli olarak Türkiye'de kullanıp Türkiye'deki müşteri memnuniyetini de sağlayıp sonra yurt dışına açılmak. Yurt dışında pazarlama faaliyetlerini, pazar geliştirme faaliyetlerini yavaştan da başladık zaten. Yılda kaç milyon dolarlık bir ihracat, tabii ki projelerine göre, açılan ihalelere göre değişiyor ama bunlarla ilgili böyle bir gelecek hedefiniz var mı Havelsan olarak? Havelsan olarak tabii ki biz hep yurt içinde büyüdük. Ancak tabii hepimiz de görüyoruz ki Türkiye'deki pazarda bir doygunluk seviyesi var. Türkiye'de bundan 10-15 yıl önce 10-15 tane firma varken günümüzde 1500 firma var. Ve biz ihracata odaklandık. Kendimize göre belli pazarlar hedefledik. Öncelikle Türkiye'mizin de stratejik olarak gönül coğrafyamızın da parçası olan ülkelere hedeflendik. Asya Pasifik'ten Körfez ülkelerine, Afrika'ya ve Orta Asya, Azerbaycan tabii ki bu anlamda çok önemli. Bizim hedefimiz 100 milyon dolar ve üstünde bir hedef koyduk kendimize. Bunu her senede kendi Türkiye'deki toplam ciroyla beraber her sene bir %20-25 artırarak devam ediyoruz. Ki geçtiğimiz yıllarda da işte 50-60 milyonlardan başlayıp geçen sene 80 milyonda kapattık. Bu sene inşallah daha da üstünde kapatmayı hedefliyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Umarım bizler de bol bol ihracat haberlerinizi yapma fırsatı elde ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizlerin de görüşleriyle biz de kendimizi böyle zenginleştiriyoruz. Yurt dışında da pazar geliştirme faaliyetleri, iş geliştirme faaliyetleriyle Havelsan'ın sesini, Türk savunma sanayinin sesini olabildiğince çok fazla ile duyurup pandemiyle beraber aslında biraz Türkiye'ye kapanmıştık. Son 6 aydır tekrardan yurt dışına açıldık. Bu o yüz yüze gelme, göz göze gelip elektriği alma çok çok önemli. İnşallah daha da güzel haberler paylaşacağız yakın zamanda. Biz teşekkür ederiz.